Yeşilçam'ın Bıçkın Mahalle Delikanlısı ve Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık'ı ne kadar tanıyorsunuz? Ailenizin şerefini korumak benim için namus borcu. Bunu paşa babanıza söz verdim. 5 Mayıs 1929'da dünyaya gelen Ayhan Işık'ın asıl soyadı Ayhan Işıyan'dır. Sinemaya geçmeden önce çeşitli dergilerde grafiker olarak çalışan Işık, dergilere çeşitli kapak resimleri yapmış. Çok düzgün bir fiziği olan Ayhan Işık'ın Türkiye Yayın Evi'nde çalışırken Atlas Film sahibi Murat Köseoğlu Ayhan Işık'a artist olmasını teklif etmiş. Yine o günlerde tanıdığı Yıldız Dergisi'nin yazı işleri müdürü Sezai Soleli'nin ve arkadaşlarının ısrarıyla Hollywood starı Clark Gable'a benzetilen ünlü sanatçı, 1951'de Yıldız Dergisi ve İstanbul Filmi'nin açtığı artist yarışmasını kazanarak grafikerlikten sinemaya geçiş yapmış. Ayhan Işık aslında Işıyan olan soyadını Ermeni kökenli bir çağrışım yaptığı için Ermeni sanılmasından dolayı duyulan endişe oyunculuğa başladığında aslında Işıyan olan soyadının Işık olarak değiştirilmesine sebep olmuş. Aynı yıl ilk filmi Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan'la Beyaz Perde'ye adımını atmış ve Gülistan Güzey, Orhon Murat Arıburnu ve Ayla Karaca ile oynamış. Hayatı da soyadı gibi değişmiş Ayhan Işık'ın. Aynı yarışmada kadınlardan da Belgin Doruk birinci olmuş. Ta o zamanlar Sezai Soleli, Osman Seden'e Ayhan Işık'tan bahsetmiş. 1952 yılında siyah saçlı, uzun boylu, yakışıklı bir gençle birlikte Osman Seden'in yazıhanesine gitmişler. Osman Seden o günlerde gerçek bir olaydan esinlenerek yazdığı Kanun Namına filmini çekme hazırlığındaymış. Filmi de Lütfi Ömer Akat yönetecekmiş. Sezai Soleli, Ayhan Işık'ın Kanun Namına filminde oynamasına ısrar etmiş. Ve Işık, Kanun Namına filmindeki yeteneğiyle başarısını bütün herkese duyurmayı başarmış. Yaklaşma diyorum! Ömer Lütfi Akat'la birlikte 1950'lerde İngiliz Kemal karakterini oynayarak İngiliz Kemal, Lawrence'a karşı Katil, Vahşi Bir Kız Sevdim, Öldüren Şehir ve Kardeş Kurşunu filmlerini Atıf Yılmaz'la Şimal Yıldızı, Osman Seden'le de 1975 yılında Bir Avuç Toprak filmini yapan Işık, 1959 yılında Amerika Hollywood'a giderek sinema konusunda şansını bir de orada denemek istemiş ve sinema alanında araştırmalar yapmış. Bunun nedenini de şöyle açıklamış. Orada benim gibi 5000 kişi sırada bekliyor. Ayrıca çok da marifetleri var. Havada atlıyorlar, zıplıyorlar, arka arkaya 2 tane takla bile atıyorlar. Hem de ana dilleri gibi İngilizce konuşuyorlar. Bize orada ekmek yok. Işık, 60'ların başında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı Otobüs Yolcuları filmiyle Yeşilçam'a dönüş yapmış. Arkasından Ömer Lütfi Akat'la son çalışması olacak olan ve Orhan Kemal'in romanından yine Vedat Türkali'nin senaryolaştırdığı 3 Tekerlekli Bisiklet filmini çevirmiş. Işık yine o yıllarda çevirdiği Küçük Hanım seri filmleriyle halk tarafından oldukça beğenilmiş. 1972'li yıllarda yeni bir moda akımıyla film yıldızları teker teker sahneye çıkmaya başlamış ve plak doldurmaya başlamış. Bu modaya uyan Ayhan Işık, Münir Nurettin Selçuk'tan dersler almış, klasik Türk müziği dalında solistlik yapmış ve 45'lik plak doldurmuş. Birçok tarzda yeteneğiyle göz doldurmayı başaran Ayhan Işık, sinemada dram, politik, macera, romantik, komedi ve diğer alanlarda da birçok örnekler sunmuş. Yeşilçam'da Mert, Bıçkın Mahalle Delikanlısı'na hayat veren Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık 200 kadar film çevirmiş. 1975 yılından itibaren oyunculuğun yanı sıra yapımcı, yönetmen ve senaristlik de yapan Ayhan Işık bir süre sonra hem oyuncu hem yönetmenlik yaptığı Örgüt filmini 1976 yılında çekmiş. Aynı zamanda televizyonda reklam filmlerinde de rol almış. Türk sinemasının en başarılı oyuncularından biri olan Ayhan Işık ikinci filminden sonra
fiziği ve yeteneğiyle dikkatleri çekerek ölene kadar çevirdiği bütün filmlerin hepsinde başrol oynamış. Kral unvanını alan Işık, ününü uzun süre koruyan ilk oyuncu olmuş. Işık 1954'te Türk Film Festivali'nde, 1962'de Ses, 1965'te Artist ve birçok yayın organının düzenlediği yarışmalarda en başarılı erkek oyuncu ödülüne layık görülmüş. Türk sinemasının taçsız kralı, İstanbul Bebek'teki evinin balkonunda güneş çarpması sonucu beyin kanaması geçirmiş, kaldırıldığı hastanede 3 günlük koma sürecinin ardından 16 Haziran 1979'da hayata gözlerini yummuş. Usta sanatçının hafızalara kazınan 3 tekerlekli bisiklet, Kanun Namına, Otobüs Yolcuları, Halk Çocuğu ve Acı Hayat gibi dillere destan olan eserlerini izlemenizi tavsiye ederiz. Türk sinemasının taçsız kralının vefatının 41. yılında saygıyla anıyoruz.